Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı THT IT Geometri Soru Kitabı'nda çember ve daire konusundaki 19. testin çözümünü yapacağız. Üniversitelerin testi, karma testler yani. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Yarı çapı R olan çemberin çevresi 2 πr formülüyle bulunur. Aşağıda birim kareler üzerinde yarım çember yayları çizilerek bir logo oluşturulmuş. Buna göre oluşturulan logonun çevresi nedir diye soruluyor bize. Şimdi gençler şurası yarım çember yayı görüyorsunuz. Şimdi çevrede ne var? Hocam bu var. Sonra ben toplu halde bakmak istiyorum. Yani şuna ayrı buna ayrı bakmak istemiyorum. Şu yarım yapıyor. Çevrede bu da var. Bir yarım da burada. Sonra bir yarım da burada. Sonra bir yarım da burada. Sonra şuna bakacak olursak. Hocam bu çeyrek bu da çeyrek. Yani şunları da farklı bir şeyle göstereyim. İki tane çeyrek de bir yarım yapıyor yine. Evet. Yani toplamda bir yarım burada. iki yarım burada. Ondan sonra 3 yarım burada 4 yarım burada 5 tane yarım yapmış oluyor arkadaşlar. Evet şu iki çeyrekte bir yarım yapıyor. O zaman 5 tane 2 pi r. Yarı çapı ne burada? Yarı çapı da bir birim değil mi? Evet çünkü birim kareler üzerinde oluş oluşturulmuş. 2 pi r bölü 2'ye eşit olacak. Evet çünkü yarım çemberin çevresi olduğu için 5 tane yarım yay olduğu için. 2 pi r bölü 2. Şunlar şunlar gitti cevapta ne yaptı o zaman? 5 pi yaptı arkadaşım. Yani cevap balık kesir oldu birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Bir kağıt, bir kağıt üzerinde bulunan ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliği hemen ABC üçgeni çizelim arkadaşım şöyle. Adam ne diyorsa onu sırasıyla yapalım. Ben de ilk defa okuyorum soruları. İlk defa okurken ben nasıl çözüyorsam siz de öyle çözerseniz sıkıntı olmaz arkadaşlar. Şimdi ABC üçgeninde BC kenarına ait yükseklik AD'ymiş. BC kenarına ait yüksekliği çiziyorum. Hop şöyle şurası D noktası ve şurası da yükseklik olduğunu gösterelim. AD doğru parçasının çap kabul eden bir çember çizildiğinde çember üçgeni E ve F noktalarında kesiyor. Şimdi bunu çap kabul eden bir çember. Evet şöyle bir çember. Bunu çap kabul ediyorsa aynen böyle olmak zorunda. Çapsa çemberin merkezi. Burada merkez T'ye çektik. De, dolayı burayı da teğet olmak zorunda. O yüzden ne diyor? Üçgeni E ve F noktalarında da kesiyormuş. Şurası E noktasıymış burası da F noktasıymış. B ve C açılarının ölçüleri sırasıyla 52 ve 68 olduğuna göre AD, çaplı, AD çapı ile EF kirişi. Evet EF kirişini de şöyle çizelim. Düzgün bir şekilde çizelim. EF kirişi şu ile şu arasında kalan dar açının ölçüsü kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada ne yapmalıyız? Öncelikle Şuradaki açımız kaç derece? 90 derece olduğundan. Şu dik üçgene tamamladığından dolayı buraya kaç derece kaldı? 38 derece kaldı. Evet buraya 38 derece bulduk toplamların 90 olması için. 68 90 ise burası da 90'a tamamlayan açısı. Yani 22 derece yapıyor burası. 38 ise gördüğü yay 76 yapar. 22 ise gördüğü yay 44 yapar. E şimdi bizden bu dar açısı isteniyor. Yani şuradaki açısı ya da buradaki kaç isteniyor. Hangisi darsa bunu bulmaya çalışacağız. İçerideki saçma sapan bir açı bunu nasıl bulacağız peki? Hocam onu da şuradaki yayı da bulursak olay bitti aslında. Burası 76 ise burası kaç yapıyor? 180'e tamamlayanı 104 derece yapıyor burası. E buradaki açı da ne? Şu yayları görüyor. Bu yayları gördüğü için iç açıdan dolayı gördüğü yayların toplamlarının yarısı değil midir arkadaşlar? Evet. Ya da hiç buna girmeyelim. Hocam 104 ise buradaki açıda ne olmak zorunda? Yarısı olmak zorunda. 52 olmak zorunda. 2 iç açı toplam bir dış açıdan 52 ile 22'nin toplamı şuradaki üçgende kaç yapıyor? 74 derece yapıyor. Cevap 74 ama 106 da olabilirdi. İki doğru arasındaki açı ama bizden dar açısı istenildiği için cevap da ne olacaktır? Denizli olacaktır. Yani ikinci soruyu denizli bulduk geldik 3'e. Yukarıdaki ikiz kenar yamuk biçimindeki tahta bloklarla aşağıdaki gibi düzgün altıgen biçimindeki resim çerçevesi yapılıyor. Evet şu bunlarla düzgün altıgen biçiminde resim çerçevesi yapılmış. Yani biraz daha küçüğüyle. Ee, şöyle daraltılmış haliyle. Neyse. Arkadaşlar düzgün altıgen yapılmış ya. Şimdi bu ikiz kenar yamuk olduğu için taban açılarını alfa alfa dersem. Hocam burası alfa alfa. Burası da alfa alfa olduğundan. 2 alfa 120 olduğundan. Alfamız kaç derece yapıyor aslında? 60'ar er derece yapıyor. Hemen bunlar 60'ar er derece. Bunları bulduk. Hocam burası o zaman 60'ı yazayım şöyle. 60 60. 60'ı karşı 2 kökü 30'un karşısı 2 30 90'ın karşısı da 4'tür. Yani şu yan kenarlar kaç oluyor arkadaşım? 4 birim 4 birim şeklinde oluyor. Peki bunlar dört birimi yazdık. Sonrasında çerçevenin içindeki yeşil boyalı alan şu yeşil boyalı alan neymiş? Buymuş. Hmm yeşil boyalı alan. Hocam yeşil boyalı alan nedir? Şunun alanından, altıgenin alanından, içteki altıgenin alanından neyi çıkartacağız? Çemberin alanını çıkartacağız. Hocam şu düzgün altıgen şeklindeyse tepe, tepeleri de, yamukların tepeleri de yani şu üst tabanları da birbirine eşit olduğundan bu da düzgün altıgen oluşturdu. E bu düzgün altıgen oluşturduğundan dolayı şunlar da yine düzgün altıgende şu simetri ekseni, şu da simetri ekseni, şu da simetri ekseni. Bunlar ne olmak zorunda arkadaşlar? Tam bu çemberin merkezinden geçmek zorunda. E hocam şunun devamı doğrusal mı? Evet çünkü bu eşkenar üçgen yapıyor. Şunları şöyle çizdiğimiz zaman burası da 120 ya. Doğrusal oluyor arkadaşlar buradaki ifadede. E o zaman burada da 60 60 60 çıktı. Şu merkez teğet çektik olayını da yapacak olursak şurada e hocam 30'un karşısı A diyecek olursak burası da A oldu o zaman. O zaman burası da A kök 3 oldu. Yarı çapta A kök 3 oldu. Şimdi ne yapacağım? Altıgenin alanından bir kenar 2A mı yaptı? Evet bir kenar 2A. Yani 6 tane 2A'nın karesi hani akara kök 3 bölü 4'tü ama altıgenin alanı 2A olduğu için 2A'nın karesi kök 3 bölü 4 eksi dairenin alanında pi r kare yani kök 3A'nın karesi. Kök 3A'nın karesi. İşte bu niye eşitmiş? 24 kök 3 eksi 12 pi'ye eşitmiş. E burada gerekli sadeleştirmeleri de yapacak olursak 2'nin karesiyle 4 sadeleşti. Bu 6 kök 3 a kare yaptı. Eksi bu da pi çarpı 3 a kare yaptı mı? Yaptı. Evet. Bu da 24 kök 3 eksi 12 pi'ymiş. Bu 12 pi'den yola çıkalım. O zaman bu 12 pi ise şu 3 a kare 12 ise a da 2 mi yapıyor? 2 yapıyor. A yerine 2 yazarsak 6 4 24 3'te yapıyor mu? Yapıyor. O zaman A'yı kaç bulduk arkadaşım buradan? 2 bulduk. Çerçevenin çevresi nedir diye soruluyor bize. Şimdi bu çerçevenin çevresi soruluyor. Evet A'yı biz ne bulduk arkadaşım? 2 bulduk. A 2 olduğuna göre üst tabanımız kaç yaptı? 2 A olduğundan dolayı 4 yaptı. E o zaman burası 4 ise ikiz kenar yamukta şu dikmeler bizim için önemliydi. 4 Dörtken burası da 4 olur. E, çizilen yükseklerde şu ayrıntılı parçalarda 2 idi. E o zaman burası da 4 olduğunu falan filan söyleyebiliriz. Ama bizden çevresi isteniyor. Alt tabanı ne bulmuş olduk arkadaşım? Uzun kenarını yamuğun 4, 8 bulduk. E o zaman burası 8 ise bunun çevresi isteniyor bizden. 8'den kaç tane var? 6 tane var. Cevap ne olacaktır o zaman? 48 olacaktır. Yani çevrede 6 çarpı 8'den 48'e eşit olur arkadaşlar. Evet 3. soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik 4. soruya çap r olan dairenin çevresi 2πr olarak bulunur. Bir öğrenci matematik dersinde düzgün altıgenin etrafına eş çemberler çizmiş. Şöyle eş çember yaylarını çizmiş. Eş çember yayı olmasının sebebi nedir? Çünkü burada kaçı 120 iken burası 240, burası da 240. Evet bu yayların hepsinin merkez açıları aynı ve yarıçaplar da aynı olduğu için eş çemberler oldu. Sarı boyalı bölgenin çevresi buymuş. Yani 6 tane 6 tane 2πr Şuraya R diyecek olursam. 2 pi R. Burası 240 mı arkadaşım? Şuradaki açı 240. 240 bölü 360 değil midir arkadaşım? Ve bunlar alt tane yok mu? Evet çevresi. Bak alt tane var böyle bunlar. Alt tane 240, 240 derece şey var. Bu da 24 köküçe eşitmiş. Buradan sadeleştirmeleri yapalım. Sıfırlar sadeleşsin. Sonra buradaki 24 ile buradaki 24 sadeleşsin. Sonra 12 ile 36 sadeleşsin. 3 o zaman R'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 3 köküç olarak buluruz. Evet R'yi 3 köküç bulduk. Burası 3 köküç. Yani toplamda şurası kaç yaptı o zaman? 6 köküç yaptı. Şimdi bizden düzgün altıgenin alanı nedir diye soruluyor. O zaman 6 tane 6 köküçün karesi köküç bölü 4 sonuç olacaktır. E o zaman buradan 36 ile 4 sadeleşince 9 kaldı. E 9 köküçün karesi de 3 o zaman 27 6 çarpı 27 çarpı kök 3'e eşit oldu bu. 6 kere 7 42 12 42 162 mi yapıyor? Evet 162 kök 3 yapacaktır o zaman cevabımız. Evet dördüncü soruyu böylelikle akçay bulduk. Geldik beşinci soruya. Soruda şöyle bir düzeltme var arkadaşlar. Yarıçaplar 1 1'e 2 şeklinde değil orayı sildik. Ve şuradaki alanda 64 artı 32 kök pi eksi 64 pi şeklinde olacak. Öncelikle siz bir çözüm bakalım. Büyük ihtimalle çözersiniz artık bu düzeltmeden sonra. Diğer türlüsünde hata oluyor. Hata neden kaynaklanıyor? Şöyle yaptığınız zaman şurası 2R burası da R olduğunda e, merkez D'ye çektik yaptığınızda burası da 2R merkez çektik yaptığınızda burası da 2R karenin bir kenarı 4R oluyor. Yalnız buradaki pisagordan da 9'dan 4 çıkınca 5 kök 5R burası kök 5R burası burası da karenin bir kenarı kadar olmak zorunda ondan dolayı bir hata var ama 1'e 2 oranını silip bu şekilde düzenleme yaparsak soru da hata gidiyor. Haberiniz olsun. Yani sorumuz bu şekilde olacak. Evet şimdi bir büyük çember var. Sonra küçük çemberler çizilmiş. Sonra e, bu oluşan şekil bir kareymiş. Buradaki alanda şu kadar verilmiş. Arkadaşlar çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Merkezleri birleştiriyorduk. Bir tanesinde yapsak bu hamle yeterli olacaktır. Merkez diye çektik. Merkez diye çektik. E, burası da yarıçap Büyük çemberin yarıçapı çapı RR olsun. E, burada bir kare oluştu. Burası da R oldu. Şurası da R. Burası da R olduğundan dolayı şu büyük R tabii ki. R, R, R kök gibi olacak burası. Evet. R kök 2 eşittir. R artı R olacak. Buradan R kök 2 eksi R eşittir. Ne eşit oldu? Küçük R'ye eşit oldu. Yani küçük R'yi R parantezinde kök 2 eksi 1 şeklinde yazabiliriz. Sonra devam edelim. Şimdi bu arada kalan alan. Karenin alanından neyi çıkartacağım? Büyük daireyi ve 4 tane çeyrek daireyi çıkartacağım. Karenin alanı ne? Bir kenarı kaç? Şöyle burası da R olduğundan karenin bir kenarı 2R. Yani 2R'nin karesinden neyi çıkartacağım? Şuradaki beyaz alanı pi R kareyi çıkartacağım. Bir de şu 4 tane çeyrek daireyi çıkartacağım. 4 tane pi R kare bölü 4'ü çıkartacağım. Şunlar şunlar gitti. Arkadaşım R yerine ben ne yazabilirim? Küçük R yerine R parantezinde kökü eksi 1 yazabilirim. Şurası 4 R kare yaptı. Eksi pi R kare yaptı. Sonra eksi pi r kare. Yani şu r kök 2 eksi 1'in nesi olacak arkadaşım? Karesi olacak. p r kare parantezin alınca burada 4 r kare eksi p r kare aslında pi, eksi pi r kare parantezini alalım. Eksi pi r kare parantezini alınca burada ne kaldı? 1 kaldı. Sonra bu pi r kare parantezini aldım. Bu gitti. Kökke eksi 1'in karesi kaldı. Kökke eksi 1'in karesi de kökkenin karesi şu eksi parantezini aldığım için artı yaptı tabi ki orası. Kökkenin karesi 2 eksi 1'inci ile 2. çarpım 2, kat, 2 katı 2 kök 2 artı 1 yaptı. Yani burası ne oldu arkadaşlar? 4 r kare eksi pi r kare çarpı 4 eksi 2 kök 2'ye eşit oldu. İşte bu alanda neye eşitmiş arkadaşlar? Hop şuna eşitmiş. Hocam 4 r kare sadece sayısal bir değer şunda oluyor 64 ise R büyük ihtimalle 4. R yerine 4 yazarsam eğer bakalım 4 yazarsam 16 pi ile bunun çarpma eksi 64 pi geliyor mu? Geliyor. Hocam bu 16 pi ile eksi 16 pi ile 2 kök 2'nin çarpımında artı 32 kök 2 pi yapıyor mu? Yapıyor. Evet. Bu dolayısıyla R'yi böylelikle ne buluruz? 4 buluruz. Büyük çemberin çevresi isteniyor. O da 2 pi R yapacaktır. O da 8 pi yapacaktır. Yani cevap ne oldu? Balık eseri oldu böylelikle. Tamam. Yalnız bu düzeltmeyi de bu şekilde yaptık. Haberiniz olsun. Evet geldik bir sonraki soruya. Hmm. Çemberlerin merkezleri şu şekilde verilmiş. İçeride de küçük bir çember var galiba. Yanda merkezleri bir eşkenar üçgenin üzerinde. Üzerindeki çember yaylarından oluşan stres çarkının tasarımı verilmiştir. Eşkenar üçgen arkadaşım. Şu 60, 60 ve 60'ları yazalım. Hocam şuradaki yay 300 derecelik. Buradaki yay da 300 derecelik. Buradaki yay da... 300 derecelik mi şöyle baktığınız zaman? Evet. Stres çarkının çevresi isteniyor. Yarı çapını vermiş mi? Uzunluğu birer birim olan çember yayları. Çember yaylarının merkezleriymiş. Evet. Yarı çapları da birer birimmiş. Arkadaşım bir birim, bir birim, bir birim, bir birim, bir birim. dört yaptı. Bir, 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 dört yaptı. Sıkıntı yok. 2 pi r. 300 bölü 360'tan kaç tane var? 1, 2, 3 tane var. Artı. Hocam bir de şuradaki şeyler var. Şu yay, şu yay ve şu yay 2 pi r bölü 2'den kaç tane var? 3 tane var. İşte cevap da ne yapacak? Bunları toplam yapacak. Arkadaşım şunlar sadeleştirme olayını yapalım. Şu gitsin. Sonra 6'ya bölsen 5, 6'ya bölsen 6. Sonra 2 kere 3, 6. Bu da gitti 5 pi yaptı. 5 pi artı şu ikiler de gitti. 3 pi'den cevap da kaç yaptıklar o zaman? 8 pi yapacaktır. Cevabımız böylelikle balıkesir oldu 6. soruda. Geldik 7. soruya. Şekilde birbirine A noktasında teğet ve ortak dış teğet D olan eş iki çember verilmiştir. Ya çapları birbirine eşit. Hemen çemberler değiyor. Ben merkezleri birleştiririm kardeşim. Merkezleri birleştirdiğimde ne oluyor? Yarıçapları da birbirine eşit. Tamam. Şurası 90 derece. Burası da R. Burası da R olduğunu biliyoruz. D doğrusu üzerinde alınan herhangi bir noktanın çemberin merkezlerine olan uzaklıkları birbirine eşittir. Arkadaşlar doğru. Bu D doğrusuna göre simetriği olmuş oluyor. Çünkü bak Merkezden şuraya eşit uzunlukta olmuş oluyor mu? Oluyor. Yani herhangi bir nokta aldığın zaman hop şöyle hop şöyle şu uzunluklardan olmak zorunda eşit olmak zorunda. Çünkü bu doğruya göre simetri oluyor. Çünkü merkezin simetri olduğu için yani merkez noktasının simetriği burası olduğu için e, çember üzerindeki bütün noktaların da simetriyi yine karşı taraf yapmak zorunda. Yani birincisi doğru mu arkadaşım? Doğru. Şimdi ikincisine bakalım. Merkez D doğrusu üzerinde bulunan Merkezi D doğrusu üzerinde bulunan ve her iki çemberi çemberin kesecek biçimde çizilen çember bu iki çemberden eşit parçaya ayrılır. Hayır. Arkadaşlar merkezi burada olan bir çember her iki çemberi de şöyle kesen bir çember şey yaptığın zaman diyor ki bize. Hee. Diyor ki bize merkezi D doğrusu üzerinde olan ve her iki çemberi kesecek biçimde çizilen çember bu iki çemberden eşit parça ayır bu iki çemberden eşit parça ayırır. Evet şu parça parçayla şu parça birbirine eşittir diyor arkadaşım. Doğru. Bunu demek istiyor. Ya da şuradaki yay uzunlukları birbirine eşittir demek istiyor bize galiba. E, yani alan da eşit olur zaten. Şey de eşit olur. Niye? Hocam en etkili silahımız yarı çap çizmek. Yarı çap çizdin. Şu büyük çemberin yarı çapı olsun. Büyük re. Bu da büyük çemberin yarı çapı olsun. Büyük re. Hocam burada eşit girişlerin ayırdıkları yaylar birbirine eşittir. Şunun da şu. Hocam burada da yarıçap çizersem büyük R, burada da yarıçap çizersem büyük R. Şu yaylar da eşittir. 2 yuvarlak bir x yayı. 2 yuvarlaksa burası da x yayı olmak zorunda mı? Evet. Gerçekten de eşit iki tane parça ayırıyor arkadaşlar. Bu doğru mu? Doğru. Merkezi değe doğrusu üzerinde olan ve her iki çemberi de teğet olacak biçimde çizilen çemberin merkeziyle iki çemberin merkezleri birleştirilerek oluşan üçgen eşkenar üçgendir. Şimdi gençler ne yapalım burada? Şöyle bir şey diyor bize. Şekli çizeceğim mecbur. Çizmemek için elinden geleni yaptım ama maalesef şey yapamadım. Şimdi şöyle bir çember var. Şöyle bir çember var. Çemberi düzgün bir şekilde çizsek ha. Şöyle bir çember var. Bir de şöyle bir çember var. Bu çembere merkeze bu çember üzerinde olsun diyor. E sonra her iki çembere de teğet olan çember çiz diyor. Her iki çembere de teğet olan çemberi çizecek olursak şöyle. Diyor ki merkezi ile İki çemberin merkezleri birleştirilerek oluşan üçgen neymiş? Eşkenar üçgendir. Yo. Ben bunları birleştirdiğim zaman doğrusal olduğu durum oluyor arkadaşlar. Çünkü merkezi burada kabul edersem. He. Merkezi ben şurada kabul edersem eğer. Bak bak bak. bak. Merkezi ben şurada kabul edersem eğer. Şöyle bir çember çizsem. Bakalım. Her ikisine de teğet olan çember çizsem şöyle. Düzgün çizemedim. Pardon. Çok özür dilerim. Bazen vaktinizi çalıyorum. Şöyle bir çember çizersem. Şu çember merkezleri birleştirdiğinde eşkenar üçgen diyor. Arkadaşlar büyük çemberin yarıçapı r olsun. Burası da r olsun. Küçük çemberin yarıçapı da küçük r olsun. Burası da r r. Arkadaşlar 2r'ler büyük r'nin olması lazım eşkenar üçgen olabilmesi için eşit olması lazım. Öyle bir durum söz konusu mu? değil. Dolayısıyla 3 yanlış oldu. Cevap ne oldu o zaman? Denizli oldu. Geldik 8'e. Aşağıdaki şekil birbirine teğet birim çemberlerden oluşmaktadır. Birbirine teğet birim çemberden oluşuyorsa Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştiriyoruz. Birleştirdik kardeşim. Ve birim çember dediği için yarı çapı kaç birim arkadaşım? Bir birim. Yani bir bir düzgün altıgen mi oluştu burada? Evet hocam bir kenarı iki birim olan düzgün altıgen oluştu. Şurada kaç yine kaç derece buluruz? 120 derece buluruz. Buna göre boyalı çemberin merkezinin diğer çemberlerin merkezlerine olan uzatları toplamı nedir diye soruluyor. Arkadaşım şu çemberin buraya olan uzatlığı kaç? 2 artı. Bu çemberin şuraya olan uzatlığı kaç? Bu da 2 artı bu çemberin şuna olan uzaklığı kaç? 2 2 iken 2 kök 3 yaptı hocam burası. Eyvallah. 2 kök koyduk. Şuraya olan uzaklığı da 2 kök 3 yaptı. O zaman burası da 2 kök 3 diyeceğiz. Ne, neresi kaldı? Şurası kaldı. Hocam şunun şuna olan uzaklığı da bir 2 düzgün altıgendeki en uzun köşegen yani burası 2 ise en uzun köşegen bir kenarın 2 katıydı. Burası da 4 yapacak. Bir daha artı 4 diyeceğiz. O zaman 4 burada 4 burada 8. 8 artı 4 köküç mü yaptı cevap? Evet aynen öyle. 8. soru böyleyip denizli çıktı. Ve örnek 19'u pardon 19. testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? 20. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.